Şimdi kıymetli dostlar, ben dünyada yaptığım işlerde hangi işi yaparsam Mevla benden razı olur. Hangi işi yaparsam Mevla benden razı olmaz. Aldın eline telefonu, girdin internete, başladın dolaşmaya. Şunu düşün, benim şu anda yaptığım Mevla benden razı olur mu? Olmaz. Bunu düşüneceksin. Şimdi adam camiye geliyor, hatip hutbe okuyor. O da elini telefonu alıyor, internette dolaşıyor. Ya camidesin, hutbedesin, hiç alma elini. Niye elini alıyorsun? Elini aldığın zaman şeytan seni dürtüyor zaten. Hangi işi yaparsan yap. Şu soruyu soracaksın kendine. Ben bu işi yaparken Rabbim bundan razı mıdır, değil midir? Benim için önemli olan Mevla'nın razı olduğu işi yapmadır. Gözünle baktıklarında, kulağınla dinlediklerinde, kazanıp harcadıklarında hep bu soruyu sormak lazım. Bir de insan hani böyle vaktini değerlendirmeyip malayaniyle meşgul olma tehlikesi de var. Ona düşmemek için gayret etmek lazım. Ve nefsi ne istiyorsa onların tamamını yerine getirme peşine düşer. Eğer bir insan nefsi neyi arzu ediyor, onun peşine düşerse nefsin kölesi olur. Bir nefsimizin bizden istedikleri var, bir de Rabbimizin istedikleri var. Rabbimizin istediklerini yaparsak Rabbimizin kulu oluruz. Eğer nefsimizin istediklerini yaparsak nefsimizin kölesi oluruz.